Evet sevgili dostlar, bu program sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanmaktadır. Hemen haberlerimize geçelim. Videomuza bir beğeni atarsanız kanalımıza katkınız çok yüksek olur. Beğenileriniz dert görmesin. Fenerbahçe'nin milli gururu diyor. Burada Fenerbahçe'nin milli takımlara gönderdiği futbolcu detayı var. Kaç futbolcu göndermişizdir milli takımlara? 5 3 8 Fenerbahçe toplam 12 futbolcu gönderdi arkadaşlar. Dünya futbolunda bakın. Şu anda tüm dikkatler milli maçlarda ve Fenerbahçe milli takımlar en çok futbolcu gönderen takım oldu. İnanılır gibi değil değil mi? Gerçekten inanılır gibi değil. Tabi bir de sakatlar şu bu olmasa form grafikleri düzgün olsa. Mesela bakın milli takıma Altay Bayındır Serdar Aziz Serdar Dursun. Ozan Tufan gediklisiydi mesela milli takımın. İrfan Can gediklisiydi mesela. Mert Hakan gediklisiydi mesela milli takımın. E Ferdi Kadıoğlu yeni seçilecekti mesela. Daha 3 tane 4 tane de oyuncu yok. Ha ben artık gitmemelerini daha çok seviyorum. Alt milli takımlara Berke Özer gitti. Ertuğrul Çetin gitti. Hocam onları da sayıyoruz mu ya? Sayacaksın arkadaş. Oynuyor mu oynuyor? Berke, Ertuğrul, Arda Güler gitti mesela. E Miha Zayt, Sloven, Slovakya milli takımı. Şey i̇şte Slovenya. Pelkas, Tisserant. Rossi, kim Minji, Valencia. Bakın Novak mesela sakatlıktan yeni kurtuldu. Novak da yeni gitti mesela. Değil mi? Baktığınız zaman yani şey Novak da gidebilirdi. Yani gitmiyor o açıdan söyleyeyim. Osai mesela daha çağrılması için ne lazım? Ee, bilmiyorum. Yani o Usain'in seçilmesi lazım ama. Çok çok ilginç. Yani takımlara bakıyorsun enteresan. Mesela Galatasaray'da Pulgar diye bir adam alındı. Seri A'dan gelen flash yıldız şöyle böyle falan. Çok çok ilginç. Çok çok ilginç bir tablo var. Bu arada geçen gün konuşmuştuk hatırlıyor musunuz? Hani UEFA bir karar almıştı. şeydeki Ukrayna'daki futbolcular başka takımlara gidebilir diye. Ben de şey demiştim hani federasyonumuzun bir karar alması lazım diye. Federasyon o karar almış. Türkiye Futbol Federasyonu profesyonel futbol ve transfer talimatında yapılan değişiklikle FIFA'nın kararını eklemiş arkadaşlar. Çok ilginç. FIFA'nın kararını eklemiş. Karara göre Ukrayna'daki tüm ve Rusya'daki yabancı futbolcular. Bak Ukrayna'daki tüm futbolcular, Rusya'daki yabancı futbolcular 7 Nisan'a kadar ülke kulüplerimize transfer olabilecekler. Yabancı limitinde bir değişiklik yok. Fenerbahçe'nin şu an için 13 yabancısı var. Neydi o gündemdeki futbolcu? Dovbuk. Değil mi? Fenerbahçe isterse bugün Doğubuk'u alabilir. Doğubuk yabancı değil ki. Ukraynalı değil mi çocuk? <laughs> Doğubuk Ukraynalı. Ya yani Dinipro'nun futbolcusu Ukraynalı arkadaşlar. Yabancı değil. Doğubuk şeyde olsaydı bu arada göğsünden bir sakatlık var zaten. 28 Mart'a kadar sakatlık gözüküyor. Ee, şeyde olsaydı olurdu. Peki kime alabilir? Bakın arkadaşlar ben size Fenerbahçe'nin atağını söylüyorum. John Cordoba. Hocam imkanı yok. İmkansız, imkansız demeyin. Fenerbahçe için imkansız, imkansız bir sözcük değildir. John Cordoba zamanda almaya çalışmıştı hatırlıyor musunuz? Almanya'dayken her Berlin'in şey Köln'de miydi? Yok Hertha Berlin'de miydi? Yok Köln'deydi. Biz alamadık. 2020 yılında her eline geçti 15 milyon euroya. hertadan bir yıl sonra da Krasnodar'a 20 milyon euroya gitti. Şu an için oynama şeyi yok, izni yok. Şöyle bir durum var. Hocam John Cordoba'yı biz alsak. Adamın transfer markasında 25 Nisan yazıyor. Ne diyorsun sen ya Allah aşkına? Arkadaşlar 16 maç, 6 gol, 4 asist, 1029 dakika. Tam tartışmasız. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu John Cordoba ile ilgili şimdi sosyal medya yazmış. Ben üyelere epey bir müddet önce bir duyum vermiştim. Aynı duyumu size de vereyim. Eğer John Cordoba sözleşmesinde yer alan bir maddeyi kullanıp boşa çıkabilirse, boşa çıkabilirse, yani bedava gelebilirse, biz ciddi bir adayız. Hocam Allah'ını seveyim dünyada o kadar takım varken bizi mi tercih edecek? Biz ciddi adaylardan biriyiz. Ama en ciddi aday biziz. Bu bilgi burada dursun. Yarın bir gün dersiniz ya hocam ben vallahi sen videoyu ilk anlattığımda hiç inanmamıştım. PR kasıyor demiştim de imkansız diyordum da dersiniz inşallah. İnşallah onu söyleyeyim. Ama herkes şu anda John Cordoba'yı yazmaya başlamış. Haberiniz olsun. Herkes yazmaya başlamış. Şimdi Sevgili arkadaşlar, Serdar Aziz, Allah'tan bir mani gelmezse milli yıldızımızla sözleşme uzatacağız. Şimdi onu da herkes yazmaya başlamış. Ya yani Serdar Aziz de büyük ölçüde anlaşıldı falan filan diye. Ya bakın, futbolcularımızı değersizleştirme çabası var. Futbolcularla bak, şimdi sosyal medya değişik bir mecra oldu. Şimdi sosyal medyaya göre bakın, ben şunu söyleyeyim. Emre Mor, bu hafta süper oynadı mı? oynadı. 3 tane gol attı mı attı. Şu an sosyal medyaya göre en iyi futbolcu Emre Mor. Emre Mor'u transfer edene kadar en iyi futbolcu. Aldıktan sonra lan bu adam Galatasaray'da tutmadı. Dortmund tutturamadı. Fener mi tutturacak? Lan İspanya Ligi gibi birlikte Messi gibi Messi'nin yıldız olduğu ligde tutmadı. Allah aşkına Fener'e bak öyle yatırım yapıyor derler. Bakın her şartta her durumda insanlar sizi eleştirirler. Burası Türkiye. Burada buna hazırlıklı olun. Her şartta eleştirirler. Crespo geldi ikincilik topçuzu, üçüncilik topçuzu ben düğünümde oynatmam diyorlar. Aa burada Allah'ta şahit sizler de şahidimsiniz. Ben canlı yayın yaptım. Maç sonu canlı yayını. Hani dedim ki ben bir futbolcu 450 dakika izlemeden karar vermem. Hani Valencia'da bunu yaptım. Yanıldım bir daha yapmam. Ama izlediğim Crespo'ya bakıyorum yorumlara bakıyorum tam tersi. Lan bu adam çatır çatır topçu. Teknik bu adam hiç mi görmüyorsunuz? Hem top çalıyor hem teknik hem top dağıtıyor. İnanılmaz. Incredible. Değişik. Şimdi bugünün şartlarında. Geçen gün bir arkadaşla tartıştım bildiniz. Bana diyor ki Crespo diyor sıradan bir topçu diyor. Allah aşkına sen futboldan anlamıyorsun dedim ya. Ne demek sıradan topçu ya? Şu an ligin üstünde bir futbolcu. Kim Minji, şey e, futbol duayını Rıdvan Dilmen, yavaş diyordu. Ben dedim Kim Minci'yi Türkiye'de hiç hızlı stoper yok. Yani yapmayın etmeyin. Neyse Fenerbahçe Tirebolu 42 ile sponsorluk imzalamış. Hayırlı uğurlu olsun. Bu Tirebolu 42 çay ee, enteresan bir şey. Kol forma sponsorlu arkadaşlar. Fakat Özgür Öz Aktaş demiş ki 2018 yılından başlayarak başkanımız Ali Koç'un önderliğinde akademide yani futbol akademisinde birçok yeniliğe imza atıldı. Bu atılan tohumların meyveleri görülmeye başlandı. Bu devam eden bir süreç sonuç değil sponsorluk anlaşması 2021-2022 sezonun kalan bölümüyle 2022-23 sezonunu kapsayacak demiş. Altyapıya ilgili bir vurgu var ama tam çözemedim. Bu arada Fenerbahçe Akademisi yani YouTube hesabından yayınlanan Fenerbahçe U19, Konyaspor U19 maçına telif cezası gelmiş. TRT bir telif atmış. Yani maç Fenerbahçe TV'de. TRT nasıl Fenerbahçe TV'ye telif atabildi? İlginç. Yani yayın hakları alt liglerin yayın haklarını TRT mi satın aldı bilmiyorum ama ben yok diye biliyorum. Bu olayın altına bakalım ne çıkacak. Fenerbahçe iki tane müjde. Hem Ferdi Kadıoğlu'ndan hem Elif Elmas'tan müjde. Videoyu da kısa tutmak istiyorum ama bir de altyapı konusu var. Pilot takım konusu. Şimdi Elif Elmas müjdesini anlatayım. Fenerbahçe Elif Elmas'tan bir piyango vurdu arkadaşlar. Nasıl bir piyango? Şimdi eski futbolcumuz Elif Elmas. Napoli'de mükemmel bir performans gösteriyor. Allah yolunu baktığını açık etsin. Ve birçok takımın dikkatini çekiyor. Dev takımlar şu anda yarış halinde. Elif Elmas için. Ve yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'ye katkıda bulunacak gibi duruyor. Nasıl yani? Sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor futbolcunun. Ancak güncel piyasa değeri 24 milyon euro. 35 milyon eurolar falan konuşuluyor. Napoli Fenerbahçe'ye transfer için 16 milyon 200 bin euro bon servis bedeli vermişti. Fakat anlaşma şartlarından Fenerbahçe'nin sonraki transferde pay hakkı var. Yani e, bunun yüzdelik şeyi yok. Kime satılırsa satılsın. Transfer bedelinin 1,5 milyon eurosu Fenerbahçe'ye gelecek. Yani 1,5 milyon euro havadan para gelecek arkadaşlar. Elif satılırsa bilginiz olsun. Ki bu bilgiyi Türkiye'de ilk veren bendim. Sanırım. Yanlışım yoksa. İnşallah da bilgimiz doğrudur. Ama olacak gibi. Ferdi Kadıoğlu'ndan da bir müjde var Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'mizin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu. Slavya Prag maçında biliyorsunuz sakatlanmıştı. Rövanş maçında. Ve yaklaşık bir aydır sahalardan uzaktı. Milli takma dönmeye hazırlanıyordu ama olmamıştı. Eee... Milli arada takıma dönmeye hazırlanıyor. Tedavi sürecinin sonuna gelindi. Önümüzdeki hafta arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başlaması, Kayseri maçında kadroda olması bekleniliyor demiş. Fenerbahçe'de biliyorsunuz 3 günlük bir izin var. Ben canlı yayında şey dedim, e, Novak eğer toparlarsa Novak oynayacak diye. Ferdi iyileşse bile yedeklerde olur diye düşünüyoruz. Haberiniz olsun. Gelelim pilot takıma. Pilot takım belli oldu. Yok, pilot takım adaylarından biri belli oldu. Bakın bunu iyi anlayın. Adaylardan biri Almanya'dan. Fenerbahçe'nin ortaklık yapacağı takım Almanya'dan MSV Duisburg diyorlar. Bu bilgi %100 doğru değil. Ama %0 da yalan değil. Şey %100 yalan da değil. Arkadaşlar MSV Duisburg. Şimdi birçok kişi var oradan iletişim kurabileceğimiz. Bizim Fatih Uz var. Fatih sağ olsun şey yapmış. Yöneticilerle görüşmüş. Ee, görüşme yapılmış. Fenerbahçe ile bir görüşme yapılmış. Evet. Ancak ortada atılmış resmi bir imza yok. Resmi imza atılmadan da hani çıkıp Fenerbahçe'nin alt takımı, pilot takımı demek doğru değil. Fakat şöyle bir olay var. Bu pilot takım anlaşması gibi düşünmeyin. Yani ee, partner takım gibi düşünün Duisburg. Çünkü bu kulüp borç batağında. Sponsor bulamayan bir kulüp. Bakın sponsor bulamıyor. Ve altyapıları tırt. Yani altyapılar işlemiyor. Gurbetçi potansiyeli yüksek. Yani başarılı bir sistem için ciddi bir yatırım gerekiyor. Ben şunu söyleyeyim. Yurt içinde bir takım. Hatta PTT birincilikten bir takım. Görüşmelerde son aşamaya gelindi. Birincilikten bir takım pilot takım. Yurt dışından bir takım partner takım olarak düşünülüyor. En az bir. En az birer tane. Bu Duisburg takımı partner takım olarak. Hocam partner takım ne ya? Ne yapıyor? Peugeot partner mi? Ne yapıyor? Peugeot'a ya biniyor gezdiriyorlar mı? Partner takım şöyle arkadaşlar. Mesela siz 3-4 tane futbolcunuzu gönderiyorsunuz. Diyorsunuz ki maaşları bana ait. Şu kadar dakika oynat. Yani anlaşma bu şekilde yapıyorsun misal. Hocam öyle olmaz ki ya. La sana ne lan? Nasıl olursa olsun öyle olmaz hocam ya. Bak. Mesela Berk Belçika 2. Ligine gitti. Oynadı etti. Ne kadar beğendiniz. Değil mi? Biz başka mesela oraya yine e, futbolcu göndermiştik. Demek ki Belçika 2. Ligi o kadar iyi bir lig değil. Ama Almanya Ligi Bak Serdar Dursun'u getirdik. Şimdi beğenirsiniz beğenmezsiniz. Yeteneğini seversiniz sevmezsiniz. O ayrı mesele ama özverili şekilde oynuyor. Durum bu arkadaşlar. Muhtemelen başta Fenerbahçe'ye Elif, Ferdi ve pilot takım piyangosu işte budur be yazacağım. Bilginiz olsun pilot takım olayı bu. buruk takım olursa bu şekilde olacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.